Yani Cumhuriyet için kendi kurucu kodları var. Bu kodların bugüne değin yarattığı bir iktidar alanı oluşmuş durumda. Maalesef ki toplum bu iktidar alanının dışına, ötesine itilerek, uzaklaştırılarak süreçler yönetilmeye çalışılıyor. Devlet yapısı, devletin kendisi memurlarıyla bir örgütlü yapı olarak mesela kendisini var ederken aynı zamanda toplumsallığın dışında topluma bir hegemonya kurarak da dahil olabiliyor. Burada kimin çıkarı söz konusu diye baktığımız zaman aslında toplumun çıkarında süreçlerin işlemediğini görmeye başlıyoruz. Şimdi sağlık alanından doğru işi ele aldığımız zaman, baktığımız zaman mesela iktidarın özellikle son 20 yılda AKP'nin sağlıkta dönüşüm programları diye programları oldu. Daha çok liberal politikalar, neoliberal politikalar üzerinde gelişti bu programlar ve toplumu sağlık hakkı gasp edilmeye başladı. Şimdi hiçbir ücret ödemeden nitelikli ana dilinde bir sağlığa ulaşmak varken bugün insanlar katkı payı ödemek zorunda kalıyorlar mesela. Hastaneye gittiklerinde ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Veya özel hastaneler mesela patır patır her yerde, her bölgede, birçok yerde özel hastaneler açıldı. Özellikle son dönemdeki Cumhurbaşkanlığı tek adam rejimi, bakanların organizasyonu ve bakanların özellikle büyük hastane sahiplerinin mesela patronların, sermaye sahiplerinin bakanlıkta kendilerini konumlandırmaları kamu sağlığı açısından ciddi anlamda kayıplara neden oldu gibi. Birçok neden, birçok faktör aslında meselenin özünün neoliberal politikalar ve kapitalist sistemle alakalı olduğunu gösteriyor bize. Bizim mücadelemiz aslında bir emek mücadelesi. Karşısında olduğumuz şey de sömürüye karşı olmak meselesi. Sömürü de daha çok sermayeden ve iktidarlardan doğru geliyor. O yüzden ben yaşadığım bölgede, çalıştığım alanda sağlıktan doğru aksaklıkları gördüğüm yerde dahil olmayı tercih ettim ve mücadeleye buradan katkı sağlamak istedim. Maalesef ki 2016 yılında 15 Temmuz darbesiyle birlikte farklı bir iklim oluşmaya başladı ve iktidar bunu bir fırsata çevirdi. Tüm emekçilerin, tüm muhaliflerin üzerine gitti ve biz de o ucube kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildik. Tabii bayrağı bırakmadık, mücadelemizi devam ettik. Bugün bu mücadeleyi daha da büyütmek ve topluma dair sözü daha güçlü kurabilmek için daha örgütlü bir alandan doğru, daha geniş ve topluma ulaşabilecek olanakları daha geniş olan bir alanı tercih etmek istedim açıkçası. Biliyorsunuz HDP kapatılma aşamasında ve tehdidi altında buna dair bir öngörülmezlik var ve Yeşil Sol Parti ile bileşenimiz olan Yeşil Sol Parti ile süreci devam ediyor. Bu mücadelenin daha geniş anlamda sahiplenilmesi açısından faaliyet yürütmek amaçlı olarak aynı zamanda ben adaylık sürecine dahil oldum. Tabii sadece bunlar değil, bu ülkede demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelesi vermek gerekiyor. Buna dair söz kurmak gerekiyor ve bu mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Tüm bunların etrafında buluşulduğu zaman benim bu sürecin içerisinde olmamam gibi bir seçenek de söz konusu değil. Yeşil Sol Parti en büyük bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi ile Kürt halkıyla ve Kürt özgürlük mücadelesiyle güçlü bir ivme yakalayacak diye düşünüyorum. Açıkçası yüzyılın seçimi bu seçim. Değişim, dönüşümün belki de bu seçimin ertesi günü çok farklı bir Türkiye'ye uyanma şansımız da söz konusu olabilir. Toplum tabii 20 yıldır bir otoriter, despotik yönetim altında aslında sürekli bir zor ve tahakküm aygıtı gibi çalışıyor bu iktidar.
Ve buna karşı maalesef ki savunma refleksleri geliştirmek bile artık mümkün değil. Yani kurduğunuz söz direkt olarak sizi kriminalize ediyor veya bundan doğru suçlanabiliyorsunuz. O yüzden de insanların artık tahammül edebilir sınırlarının sonuna gelindiği gibi duruluyor. Bugün alana çıktığımız zaman da insanların, esnaf mesela ziyaretleri yapıyoruz. İnsanların söylediği tek şey vardır. Biz 14 Mayıs'ı iple çekiyoruz. Herkes aslında bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyor. İnsanlar bunu aldılar. Bir gelecek arayışları var. 20 yıllık bir iktidarın aslında vaat ettiklerinin ötesinde bir talan ve rant siyasetiyle toplumu yoksunlaştırdığı, baskı altına aldığı bir süreç hep birlikte yaşadık ve gördük. Sadece halklar açısından değil, tüm Türkiye halkları açısından böyle bir süreç işledi. O yüzden de bu seçim hepimiz açısından bir gelecek, bir umut aslında. Önemi de kazanmakla karakter kazanacak, kazanmakla anlam kazanacak aslında. O yüzden de beklenti seçimin, bu AKP, MHP faşist rejiminin devrilmesi noktasında. Tüm toplumun umudu bu noktada. Bunu gerçekleştirebildiğimiz aşamada ancak önümüzü görmeye başlayacağız. Şimdi tahayyül edilen ne? Aslında tahayyül edilen daha demokratik bir alan açılması. Yani toplumun söz kurabildiği, fikirlerini anlatabildiği, dertlerini paylaşabildiği, süreçlere dahil olabildiği, süreçlerden doğru kazanımlar elde edebildiği bir alanın açılması. Bu alan ancak otoriter yönetimin yıkılmasıyla mümkün olacak. Bu seçimler bizim için bir dönüm noktası. Bu seçimleri en güçlü şekilde hazırlamak zorundayız. Yeşil Sol olarak, Yeşil Sol Parti olarak ağacımızı tüm mahallelere taşımalıyız. Kök salmasını sağlamalıyız. Ve tüm insanlara, tüm ailelere, tüm halklara, inanç gruplarına, farklı kimlikleri, herkese ulaşmanın yollarını bulmalıyız. Ki biz mesela Ağrı'da bunu yapmak için güçlü bir program hazırlamış bulunmaktayız. Ve kapı kapı gerekirse gezerek, tüm insanlara ulaşarak, köy köy gezerek, tüm insanlara ulaşarak bu seçimlerde bu iktidarın devrilmesi, yok gitmesi noktasında çabamızı ortaya koyacağız. Tam bir seferberlik haliyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Aslında mesela Ağrı için konuşuyoruz. Ağrı'da toplum hazır. Halk biraz önce söylediğimiz nedenlerden dolayı bu iktidara artık zaten dur demenin zamanının geldiğini düşünüyor. Kendi içerisinde bu noktada kolektif bir şey de açığa çıkmış. Ortaklaşma açığa çıkmış. O yüzden bizim yapmamız gereken aslında bu motivasyonu ayakta tutmaya çalışmak. Bu dinamizmi korumak. Bunun için de sürekli olarak her gün toplumla buluşmaya çalışmak, onlara değinmek ve seçime kadar olan süreçte toplumu örgütlemek. Haklarımız noktasında kendimizi savunabilecek araçlardan yoksunuz. Ve kendimizi birilerine teslim edemeyiz. Birilerinin sadece bizim hakkımızda söz kurmasına, bizim yaşamımızı dizayn etmesine, bizim yaşamımıza yön vermesine fırsat veremeyiz. Bu kadar rahat olamamayız. Rahat olmamalıyız da. Herkes 14 Mayıs'a odaklanmış durumda. Seçimin büyük bir başarıyla kazanılacağını düşünüyor halkımız. HDP'den sonra Yeşil Sol Parti de çok çabuk benimsenmiş. Hangi partiye vereceksiniz dediğimizde zaten direkt ağaca vereceğiz diyorlar mesela. Yani bu çok net bir şekilde halkımızın bilincinde yer ediyor. Partisiyle bağını kurmuş, güçlü bir bağ kurmuş. Ve bunu içselleştirmiş. Seçim sürecinde ve seçim sonuçlarına da bunu yansıtacak bir hava var, iklim var kentimizde. Artık bu
bu şekildeki iktidarlara dur deme vakti geldi. Özellikle Kürdistan'da buna ihtiyacımız yok. Biz kenetlenebilir, kendi arayışımızı, kendi süreçlerimizi örebilir ve buna dair taleplerimizi büyütebiliriz. 4-0'lık bir sonuçla, başarıyla tamamlamış olacağız seçim sürecini.